İlk yapay zeka yazılım mühendisi duyuruldu. DevonAI. Kodlamanın sonu geldi. Yazılımcılar ilk önce kendi topuğuna sıktı. Yapay zeka yazılım mühendislerinin işini elinden alacak. Ya arkadaşım, benim kodladığım yapay zeka benim işimi nasıl elimden alıyor? Düz adam modon. Evet arkadaşlar, geçen ay ilk yapay zeka yazılım mühendisi duyuruldu diye haberler çıktı. Söylenilenlere göre DevonAI diye bir yapay zeka modeli internetten iş alıp bunu çözüp teslim edip para kazanabiliyormuş ve yazılımcıları işsiz bırakmaya geliyormuş. Bu kanalda her videoda tekrar ettiğim gibi eğer bir haber sansasyon yaratıyorsa o haberin yalan olma ihtimali çok yüksektir. Bu DevonAI'da balon çıktı ve söylediklerini yapmadığı kanıtlandı. Bu sefer asıl suçlu medya değil, yapay zekayı geliştiren şirketin kendisiydi. Bu videoda yapay zekanın yarattığı hype, yani heyecanı, şirketler nasıl suistimal ederek medyayı ve bizi kandırıyor, bunu işleyeceğiz. Bunun için önce hype isimli satış tekniğine değineceğiz. Sonra yapay zeka gerçekte neyi başarıyor ve şirketler neyi başardıklarını iddia ediyor, buna bakacağız. İyi seyirler. Kasım 2022'de ChatGPT isimli yapay zeka programı kamuoyuna sunuldu. Bu program kullanıcıyla bir insanmış gibi sohbet edebilen bir robottu. Makale yazabiliyordu, matematik problemi çözebiliyordu, Einstein'ın izafiyet teorisini Yunus Emre'nin kaleminden çıkmış gibi duran bir şiirle anlatabiliyordu. Bununla aynı anda istenen bir resmi çizebilen yapay zeka modelleri ortaya çıktı. Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, bunların bazıları. Şimdi bir de video üreten yapay zeka duyuruldu. Yani böyle giderse 5 yıl içinde kendi çizgi filmimizi, 10 yıl içinde de kendi filmimizi üretebileceğiz. Yani belki o kadar da sürmez. Oldukça zeki ve kullanışlı yapay zeka programlarının aynı anda kamuoyuna sunulması küresel bir hype yarattı. Hype, yeni ve henüz iyi bilinmeyen bir ürüne veya teknolojiye ilgi çekmek için onun etrafında abartılı bir beklenti, bir heyecan yaratmak, insanları gaza getirmek. Şirketler zaman zaman ürünlerini tanıtmak için hype yaratırlar ki ürünleri daha fazla satsın. Yakın zamandaki en bilinen örneği bence Metaverse'tü. Facebook şirketi adını Meta olarak değiştirdi. Biz insanların yaşayacağı bir Metaverse yaratıyoruz. Buna 10 milyar dolar ayırdık diye bir açıklama yaptı. Bir süre herkes bunu konuştu. Fakat ChatGPT'nin çıktığı o kutlu günden sonra Metaverse hype'ı aniden kesildi. Ve sonra Meta şirketi Metaverse'e olan yatırımlarını yapay zekaya kaydırdıklarını duyurdu. Ama o kısa dönemde insanlar gereksiz yere Metaverse konuştu. Metaverse kripto paralarına, NFT'lerine para yatırdılar ve sonra battılar. Hazır kripto para demişken hype'ın başka bir bilinen örneği de kripto para hype'ıdır. Bitcoin geleceğin para birimi olacak deniyordu. Kahvelerdeki dayıların köpekli kripto paralara yatırım yapıp batmalarıyla bu hype da kısmen son buldu. Yapay zeka heyecanı da kripto para örneğindeki kadar vurucu olmasa da suistimal edilmeye başlandı. Önce şuna bir açıklık getirelim. Yapay zeka nedir? Yapay zeka, pratikte insanların zekasını kullanarak yaptığı işleri bilgisayara yaptırmasıdır. Yapay zekanın yapacağı işin kurallarını insanlar belirler. Yaptığı işi doğru yapıp yapmadığına da insanlar karar verir. Yapay zekaya kedi resmi verince bu zoptirik hayvanıdır diyorsa, yapay zekanın yeni bir hayvan türü keşfettiğine kanaat getirmezsiniz. Yapay zekanın yanıldığını söylersiniz. Bütün yapay zeka modelleri bir veri seti, bir de hedefler listesi kullanılarak eğitilir ve test edilir. Örneğin veri hayvan resimleri, hedefler listesi de bu hayvan kedi mi, köpek mi, zoptirik mi olabilir. Mesela ChatGPT insanların yazdığı bir metinde sıradaki kelimenin ne olacağını tahmin ettirilerek eğitiliyor. Ama bu tahmin trilyonlarca kez yapıldığı için yapay zeka oldukça akıllı bir hale geliyor ve insanların verdiği sorulara da olası cevaplardaki kelimeleri tek tek tahmin ederek cevap vermiş oluyor. Yani yapay zeka insanı taklit eder. Taklit işini tüm olasılıkları hızlıca tarayabildiği için bazı konularda insanlardan bile iyi yapar. Örneğin satrançta insanları yener çünkü olası hamleleri kafasında çok hızlı tartar ve en iyi hamleyi bulur. Ama sonuç olarak yaptığı şey insanların yaptığından farklı değildir. Bugün yapay zeka kullandık diyerek tanıtım yapan şirketlerin yaptığı aslında yapay zeka heyecanından yararlanmak. Çünkü yapay zeka kullanmak marifet değildir. Asıl marifet, insanın yapabileceği bir işi kalite kaybı yaşamadan yapay zekaya devretmek, böylece de
maliyetleri düşürmektir. Fakat şirketler yapay zeka kullandık diyerek önce yapay zeka heyecanını kullanarak ilgi çekmeye çalışan medyaya kendilerine haber yaptırıyorlar. Daha sonra bu heyecanın büyüsündeki müşterilerden iş alıyorlar. Bunu yaparken de sık sık aldatıcı bilgilerle bizi kandırıyorlar. Ünlü örneklerden bazıları, 2023 seçim kampanyaları sırasında ünlü olan Babala TV'nin Mevzular Açık Mikrofon programı paralı platforma taşındığında programın ilk konu Sofya isimli robot oldu. Programın tanıtım videosunda robotla sunucunun felsefi diyaloğu internette viral oldu. İlk videomda uzunca anlattığım gibi Sofya'da ChatGPT gibi gelişmiş bir yapay zeka yok. Önceden girilen metinleri okuma var. Tanıtım videosundaki diyalog asıl programda gerçekleşmemiş bile. Sırf tanıtım için kurgulanıp sonradan eklenmiş. Yani anlayacağınız yapay zeka hype'ının ekmeğinin yapay zekası olmayan ama kaşını gözünü iyi oynatabilen bir robot yedi. Yapay zeka ile üretilen ilk Instagram influencer'ı Aytan'a ayda 10.000 euro kazanıyor diye bir haber çıktı. Hesaba baktım, 60 tane resim var, videosu yok. Yani 2024 yılında hiç video çekmeden influencer falan olamazsınız. Bunlar bot takipçilerle yaptığımız sahte profil ünlü oldu diye hikaye yazmışlar. Gerçek şu, hesabın sahibi bir reklam ajansı, işlere ürün tanıtımı için manken bulup fotoğraf çekmek. Aynı işi mankensiz yapmışlar sadece. Bir de reklam için yapay zeka temalı bir haber yaptırmışlar. Sosyal medyada dolaşan çakma uzman gönderileri var. Bu gönderiler genelde şu şekilde başlıyor. ChatGPT buzdağının görünen yüzü. Herkes ChatGPT'yi konuşuyor ama %95'iniz yapay zeka devrimini kaçırıyor. Ya arkadaşım, ChatGPT buzdağının görünen yüzü falan değil. ChatGPT dağın tepesidir. ChatGPT'nin kullandığı GPT-4 isimli yapay zeka modeli şu anda muadillerinin üzerinde. Daha önce söylediğim gibi modellerin performanslarını test etmeye yarayan benchmark denilen veri setleri var. Bu yapay zeka modelleri bu veri setlerinde test edilir ve modeller Süper Ligi'nde bunlar sıralanır. Şu anda şampiyon ChatGPT. Daha doğrusu onun kullandığı GPT-4 isimli model. %95'imiz yapay zeka devrimini falan kaçırmıyoruz. Sen bizi FOMO'layarak, yani önemli gelişmeleri kaçırıyoruz diye korkutarak reklam yapıyorsun kardeşim. Bu tip gönderiler hep dandik startupların reklamlarıyla doludur. Bu tip gönderilerle bu şirketler viral olurlar. Gönderiyi paylaşan çakma uzmanları da viral ederler. Bunu yaparken de ChatGPT hype'ından yararlanırlar. Şimdi asıl bombaya gelelim. DevonAI. Cognition Labs ilk yapay zeka yazılım mühendisi DevonAI'yi tanıttı. Bir devrim. Yazılımcıların sonu geldi. Bir kere bunun devrim değil, reklam olduğunu anlamak çok kolay. İlk kez bir metinden metin üretmek devrimdir. Metinden resim üretmek devrimdir. Metinden video üretmek devrimdir. Resimden video üretmek devrimdir. Ama metinden yazılım, yani kod üretmek bir devrim değildir. Çünkü kodun kendisi de metindir. Metinden kod üretip bunu yazılım gibi çalıştırma özelliği ChatGPT'de zaten var. Bir yıldır var. ChatGPT veri analizi yapabiliyor. Veri analistlerinin sonu geldi mi? Hayır, ben buradayım. Ama maalesef yazılımcılar kendi topuklarına sıktı ehi ehi diye espri yapmak için elinde tuzlukla bekleyenler sayesinde devrim olmayan bir şey devrim gibi lanse edildi. DevonAI gereksiz bir üne kavuştu. Tanıtım videosunda Devon'un internetten iş alıp o işteki problemi çözüp teslim edip para kazandığı söyleniyor. Ama bu bir performans kıstası değil. Yani gidersin internetteki en kolay işi bulursun veya kendini sahte bir iş yazarsın. Devon'a bunu çözdürürsün, videolarsın, sonra bakın para kazandık dersin. Bu tip kendi seçtiğin örneklerle değerlendirme yapmaya cherry picking, yani cımbızlama safsatası deniyor ve bu bir hile yöntemidir. Asıl performans göstergesi şudur. Yazılımcıların çözdüğü sorunların ne kadarını yapay zeka çözebiliyor. Videoda daha önce söylediğimiz gibi yapay zeka modellerini test etmek için benchmark denilen çeşitli veri setleri var. Yazılım mühendisini yapacak yapay zeka modelleri içinde Software Engineering Benchmark'ı var ve bu veri setinde GitHub isimli yazılım platformundaki issue'lar, yani problemler ve yazılımcıların bu problemlere çözümleri beraber var. DevonAI ve diğer yapay zeka modellerine bu sorunlar veriliyor ve modellerin ürettikleri çözümler gerçek yazılımcılar tarafından üretilen çözümlerin geçtiği testlere tabi tutuluyor. Yani aynı testleri geçmeleri bekleniyor. DevonAI kaç tane sorunu çözebilmiş ve testlerinden başarıyla geçmiş, ona bakıyoruz. %13.86. Bu da kendi iddia ettikleri oran. Ya verilen işlerin sadece %13'ünü yapabilen yazılım mühendisini kim niye işe alsın? Bu rakam da yanıltıcı çünkü veri setini sadece çeyreğinde test etmişler. Yani testi de usulüne uygun yapmamışlar. Ama bu sonuçlar doğruysa yine de GPT-4'u geçmiş olmaları bir başarı. Diyecektim ama o da ne? OpenAI GPT-4 Turbo with Vision modelini tanıtıyor ve tanıtırken de DevonAI'ın bu modelini kullandığını söylüyor. Yani kendi reklamlarını yaparken 2 dakikada Devon'a harcıyorlar. DevonAI dediğimiz şey aslında ChatGPT'ymiş.
başa döndük yine. İşin komiği, Software Engineering Benchmark veri setinin sitesine girerseniz göreceksiniz ki Süper Lig puan durumunda %12.47 ile GPT-4 var. Devin AI falan yok. ChatGPT, pardon, Devin AI tanıtımının sahte olduğunu ise geçen hafta bir yazılım mühendisi yaptığı analizde kanıtladı ve ilk yapay zeka mühendisinin tabutuna son çiviyi çaktı. Bu video uzun ve fazla teknik. İsterseniz izleyin ama ben özet geçeceğim. Videodaki yazılım mühendisi Devin AI'nin çözdüğü sorunu kendi çözmüş ve kendi çözümünü videodaki çözümle karşılaştırmış ve şunu görmüş. Devin AI'nin tanıtım videosunda Devin AI'nin düzenleyip debug ettiği kod dosyası yok. Mühendis bu dosyayla hiç karşılaşmamış. Bu dosyayı Devin AI sıfırdan var edip içindeki sorununu çözüp videoyla belgelemiş. Yani yeni bir sorun yaratıp onu çözüp bir şey çözüyormuş gibi yapmış. Tanıtım videosunda başka bir yerde de kodda bir hata çıkıyor. Videodaki yazılım mühendisi bu sorunu Google'layarak yarım saatte çözüyor. Devin ise sorunu görmesiyle sorunu çözdüm demesi arasında en az 6 saat var. Tabii tanıtım videosu 2 dakika olunca zaman algımızı yitiriyoruz ama o süreler önemli. Yani sanki Devin bütün yazılımı 2 dakikada üretiyormuş gibi gösteriyorlar ama öyle değil. Ve yarım saatlik işi 6 saatte yapan yazılım mühendisi de benim işimi elimden alamaz arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bir de bu internetten yani Upwork'ten alınan işle videodaki çözümün pek bir alakası yokmuş. Yani tanıtım videosu tamamen yanıltıcı. Bir de bu Cognition Lab'e gelelim. İsmi içinde lab geçtiğine bakmayın. Küçük bir startup bu. Başındaki çocuğun küçükken matematik olimpiyatlarındaki bir videosu internete yayıldı. Ve bu videonun internetin dehlizlerinden çıkartıp yaydırılması da viral marketingin bir parçası. Yani bu şirket reklamla fon bulmaya çalışıyor. Sitelerine bakarsanız en üstte yazıyor 21 milyon yatırım aldık diye. Onlar yatırdılar, siz de yatırım demeye getiriyorlar yani. Tabii bütün bunları Devin AI ve Oğuzhan Uğur'u kötülemek için anlatmıyorum. Vermek istediğim mesaj şu: yapay zeka diğer hype malzemesi olan teknolojiye nazaran balon değil. O yüzden yapay zeka hype'ı, yapay zekayı herkes özümseyene kadar aramızda olacak. Yani uzun bir süre aramızda olacak. Ve biz yapay zekadaki gelişmelerin belki 10 katı kadar yalan habere ve bu yalan haberlerle müşteri kovalayan şirketlere maruz kalacağız. O yüzden bir şey satın alırken, yatırım yaparken veya en azından bir şeyin haberini paylaşırken o şeyin reklamlarla şişirilmiş bir balon olduğunu farkında olmak önemli. Bu devirde yatırımınızı gerçeğe yapmak için efor sarf etmeniz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenin ve abone olun.